askere düşmanlık, düşmana askerlik. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. NATO, olağanüstü liderler zirvesi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katılmak üzere Belçika'ya gidecek. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı için çözüm önerilerini anlatacak. Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalde geri adım atmaya niyeti yok. Ukrayna tarafı ise müzakereye hazır bir şekilde savunmasını yapıyor. Türkiye de taraflar arasında barışın tesisi için çalışıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 23-24 Mart'ta Belçika'da olacak. Beraberindeki heyetle birlikte NATO'nun olağanüstü liderler zirvesine katılacak. Rusya-Ukrayna konusundaki net tutumunu bu kez NATO liderlerine anlatacak. Ankara'nın diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Türkiye'nin çözüm önerileri üzerinde duracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak. Onların da gündemi Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımlar değerlendirilecek. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye ön saflarda diplomasi yürütüyor. Barışın sağlanması için hem taraflar hem diğer ülkelerle temas sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle telefon görüşmeleri yapıyor, bazılarını ise bizzat ağırlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yoğun bir mesai harcıyor. Önce tarafların dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirdi. Ardından Moskova ve Kiev'de ikili görüşmeler yaptı. Bakan Çavuşoğlu'nun son duruma ilişkin açıklamaları oldu. Taraflar arasında yakınlaşma olduğuna işaret etti. Tüm bu temaslarımızda şunu söyleyebilirim. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki olası görüşmeye Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha hatırlattı. Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yi bir araya getirme çabalarımızı da devam ettiriyoruz. Tabii ki bunları, bu liderleri Türkiye'de bir araya getirmek arzu ederiz. Ama tıpkı Belarus müzakereleri başlarken söylediğimiz gibi, teşvik ettiğimiz gibi yeri çok önemli değil. Nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız Antalya'da olduğu gibi. Önemli olan iki ülke arasındaki müzakerelerin iki liderin bir araya gelmesini gerektirecek düzeye çıkması ve liderlerin bir araya gelmesi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünya diplomasisinde söz sahibi olduğuna vurgu yaptı. Barış için Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Dünya diplomasi haritasında artık merkez konumundayız. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine borçluyuz. Biz bu kutlu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Hep birlikte. Hamdolsun, her zaman söylediğim gibi oyunu da kuruyoruz, oyunları da bozuyoruz. Bu noktada tüzükte de önemli değişiklikler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yarın toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Rusya-Ukrayna diplomasisindeki son durum ele alınacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Ana tema dış politika olacak. Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum görüşülecek, Türkiye'nin dengeli politikası yeniden gözden geçirilecek. İç siyasete ilişkin başlıklar da masada olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan seçim kanununda değişiklik öngören teklif de değerlendirilecek. 2023 seçim hazırlıklarına ilişkin çalışmalar konuşulacak. Ekonomideki gelişmeler de başlıklar arasında yer alacak.
Bu devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir elhamdülillah. Enflasyonla mücadele mesajı verdi. 20 yıldır hangi problemi çözmedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati gündemin en sıcak başlığıyla vatandaşlara seslendi. Zorluklar önünde baş eğmeyiz. 2 yıl önce de bu ülke yandı bitti dediler. Nasıl 2 yıl boyunca yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar. Tekraren söylüyorum. Bu zor dünya koşullarının üstesinden geleceğiz. Bakan Nebati, memleketi Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Önceliğinde enflasyonla mücadele vardı. Bugünler geçecek, unutmayın dedi. Yükselen enflasyonun üstesinden geleceğiz mesajı verdi. Türkiye'yi şikayet edenlere de seslendi. Döviz fiyatları makul gidiyor. Bu defa başladılar sormaya. Niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz? İnanç var, inanç. Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ve dünyanın bu modeli izlemeye aldığını söyledi. Türk lirasına güvenin arttığını ifade etti. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı. Ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil, enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Değerli milletvekilleri, Türkiye büyük... Önemli konular gündemde olacak. Meclis Genel Kurulu yoğun bir hafta geçirecek. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz... Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesai yapacağı bir haftaya giriyor. Salı günü başlayacak mesai. Genel kurulda tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre ön ödemeli satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari 1 yıl garanti verilmesi zorunlu olacak. Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek. Teklifle ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulacak. Adalet Komisyonu, çarşamba günü kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifini ele alacak. Teklife göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Failin takım elbise giymesi, kravat takması, duruşmadaki şekli, tutum ve davranışları takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara istemeleri halinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirilecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak. Komisyon görüşmeleri devam ederken siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da devam edecek. Enflasyon yüksek seyretmeye devam ederse asgari ücrete yarı yıl zammı olabilir. Yeni zamla birlikte asgari ücrette 850 lira artış yapılacağı konuşulurken net asgari tutarın 5000 lirayı geçmesi gündemde. Asgari ücrete senede bir kez Aralık ayında zam yapılıyor. Küresel çapta enflasyonun yükselmesi, artan maliyetler ve gıda fiyatlarındaki artış ikinci zam mı geliyor sorusuna kapı araladı. Hükümetten işçiye enflasyona ezdirmeyeceğiz karşılığı gelmiş, sene başında asgari ücrete tarihi zam yapılmıştı. Artan maliyetlerle birlikte Temmuz ayında da ara zam yapılması gündeme geldi. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu habere çevrildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Nihat Zeybekçi tarafından yapılan açıklamalarsa ikinci bir zam beklentisini iyice kuvvetlendirdi.
Peş peşe gelen açıklamalarda emekliden çalışana kadar her kesimi kapsayan müjdelerin Haziran ayında duyurulabileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor. Ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Nihat Zeybekçi ise zam beklentisini yaptığı bu açıklamayla güçlendirdi. Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini artırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Forum Metaverse adına bir etkinlik düzenliyoruz 21 Mart Pazartesi günü. Forum Metaverse programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılacak. AK Parti tüm hazırlıklarını tamamladı. Metaverse çalıştayı için gözler 21 Mart Pazartesi gününe çevrildi. Bu alanında bir ilk olacak aslında. Dünyada ilk defa bir siyasi parti, bir cumhurbaşkanının teşrifleriyle bu Metaverse kavramını tartışıyor olacak. İki ay önce ilk kez Metaverse ile toplantı yapan AK Parti bu kez çalıştay düzenleyecek. Gelecek onu tasarlayana aittir sloganıyla misafirlerini ağırlayacak. Bu etkinlik tabii aslında bizim AK Parti'nin dijitalin siyaseti dediğimiz yaklaşımın bir tezahürüdür. 21 Mart Pazartesi günü Ankara'nın ev sahipliği yapacağı programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Programda dijital dünya tüm yönleriyle mercek altına alınacak. Metaverse'ün getireceği fırsatlar, risklerle bu alanda nelerin yapılabileceği değerlendirilecek. İlk adım iki tane oturumumuz olacak bu etkinlikte. Birinci oturumumuzda Metaverse ve yaşam başlığı altında gelişmekte olan bu mecranın gündelik yaşama olası etkileri ne olabilir? Bunun üzerine kafa yoracağız akademisyenlerle ve futuristlerle. İkinci oturumumuzda ise Metaverse ve değerler başlığı altında bu sefer bu mecranın toplumsal değerlerimize etkileri ne olabilir? Onları tartışıyor olacağız. AK Parti'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda yapay zeka uzmanları ve girişimcilerle Metaverse'ün geleceği konuşulacak, dijital dünyanın politikaları ele alınacak. Akademisyenler ve alanında uzman isimlerle yaklaşık 2000 davetli, artırılmış gerçeklikle hazırlanan davetiyelerle çalıştaya katılacak. Forum Metaverse programında davetlileri bekleyen sürprizler de olacak. Salonun girişinde misafirleri, fuaye alanındaki sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanları karşılayacak. Böylece davetliler bizzat deneyimleme fırsatı bulacak. Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini takip etmek için bölgede farklı ülkelerden birçok gazeteci görev yapıyor. Ukrayna'da görev yapan yabancı uyruklu gazetecilere ise zaman zaman Rus tarafından saldırı düzenleniyor. Avrupa'da bu saldırıların gazeteciler üzerindeki etkisini ve yaşadıkları zorlukları ele alan bir rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, Ukraynalı medya kuruluşlarının çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde ofislerini kapatarak kendilerini korumaya çalıştıklarını ifade etti. Ukrayna genelinde 3000'e yakın yabancı uyruklu gazeteci çalışırken bu gazetecilerden 6'sı Rus saldırılarında yaşamını yitirdi. Ve yine rapora göre saldırılarda 8 yabancı gazeteci yaralanırken 2 gazetecinin ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldığı bilgisine yer verildi. Bunun yanı sıra Rus bilgisayar korsanlarının 2, 3 ve 17 Mart'ta Ukrayna medyasına ait internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı. Ayrıca Rus füzelerinin 1, 2, 14 ve 16 Mart'ta Ukrayna'nın 6 ayrı bölgesinde televizyon kulelerini hedef aldığı belirtildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak severler Mart ayında da kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Erzurum'un parlayan yıldızı Palandöken Kayak Merkezi, havalimanına olan yakınlığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım sağlıyor. Teknik altyapısı, lüks otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor. Pist çok güzel, kayak çok güzel ki hani kayak öğrendikten sonra çok zevkli bir spor. Hani insan yapan zaten kolay kolay bırakamıyor. Bu işin bağımlısı oluyor. Etkili olan yağışlarla Palandöken'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Dün gündüz saatlerinden beri yaklaşık 24 saattir bir kar yağıyor, halen daha yağıyor. Yerli ve yabancı turistlere yaradı, herkes Palandöken'e akın etti. Mart ayında da kayak yapmak bence bir ayrıcalık. Yani herkes yapamaz, biz yapıyoruz burada. Çok güzel, seviyoruz. Kayak için çok güzel bir ortam. Güzel bir ortam yani, canlı müzik var, pistlerimizi görüyorsunuz, kalabalık. Acemisi, profesyoneli gayet güzel. Kayak severler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kar timleri bir can daha kurtardı. Onlar yol açtı, ambulans hastaya ulaştı. Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı en çok kırsalda yaşayan vatandaşları zorluyor. Ulaşımın kesildiği noktalardaki hastalara müdahale güçleşiyor. Burası da Olur'un Bozdoğan Mahallesi. Mahallede ikamet eden 90 yaşındaki Hünkar Akbulut aniden rahatsızlandı. Ambulansa haber verildi ama yollar kardan kapanmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri devreye girdi. Ambulans halatla iş makinesine bağlandı. İş makinesi önde yolu açarak ilerlerken ambulans da peşinden gitti. Sonunda hastaya ulaşıldı ve gerekli müdahale ile bir can daha kurtarılmış oldu. Yurdun birçok yerinde kar ve tipi etkisini artırarak devam ediyor. Yağan kar hayatı neredeyse durma noktasına getiriyor. Erzurum'da aralıksız yağan kar yağışı hayatı oldukça zorlaştırıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise hem kırsalda hem de merkezde kapanan yolları açmak için büyük bir mücadele veriyor. Erzincan kent merkezi ve yüksek kesimleri de yoğun kar yağışına teslim oldu. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan-Sivas, Erzincan-Erzurum, Erzincan-Tunceli ve Erzincan-Gümüşhane karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu görüntülerse Kars'tan. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yollarda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Sarıkamış-Erzurum karayolunda mahsur kalan onlarca vatandaşın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti. Ankara'dan Kars'a doğru gelen Doğu Ekspresi Horasan'da demiryoluna çığ düşmesi sonucu ilçede mahsur kaldı. Yolcular yaklaşık 12 saatlik beklemenin ardından karayoluyla Kars'a götürüldü. Öte yandan Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. Elazığ'da da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 226 köy yolundan 149'u ulaşıma açılırken 77'sinde çalışmalar sürüyor. Iğdır'da da etkili olan yoğun kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl'ün kuzey ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yer yer 1 metreyi aşan kar nedeniyle belediye ekiplerinin de mesaisi aralıksız sürüyor. Bayburt'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 115 köye ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte belediye ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Van'da ise etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar sadece yurdun doğusunda değil, batısında da kendisini gösteriyor. İstanbul karla mücadele ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kazaları da beraberinde getiriyor. Sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Çoğusu direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oluyor.
kesmeden. Salih Akdağ, Erzurum'da vücut geliştirme antrenörü. Ama onu diğer antrenörlerden ayıran en büyük özelliği ise sanatla uğraşması. Akdağ, resim çizmeye çocuk yaşta dayısına özenerek başladı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen resim çizmeyi bırakmayarak kendini geliştirdi. Çevremde yönlendirmen oldu yani. Güzel sanatları oku. En azından bu konuda biraz daha iyileştirme adına mesleğin ya da yaptığın işle alakalı. O şekilde bir yönlendirme oldu. Güzel sanatları o şekilde tercih ettik. Kendini geliştirmekle kalmadı. Okulunu bile okumaya karar verdi. Ve resim aşkı ona 40 yaşında üniversite kazandırdı. Şimdi ise Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Akdağ, ağırlık antrenmanlarıyla vücudunu güçlendirirken, kara kalem resim çalışmalarıyla da beynini güçlendiriyor. Daha çok kara kalem potre çalışmalarındayım. Bunun akabinde füzen çalışmaları çok hoşuma gidiyor. Toz pastel ya da pastel tonlarında çalışmak. İnşaatlardaki bağları topluyor, hem çanta hem de hamak yapıyor. Çevre duyarlılığıyla da takdir topluyor. Hobi olarak başladım. Usta olmadık ama yavaş yavaş yapıyoruz bir şeyler. Murat Kılıç, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşıyor. Tuğla baletlerini bağlamak için kullanılan plastik ipleri topluyor, el becerisini konuşturup bambaşka bir şekle çeviriyor. Bu malzemelerin böyle yakıp çöpe atmak rahatsız etti beni. Düşündüm, dedim bunlara ben ne yapabilirim? Böyle bir şey aklıma geldi. Tasarladım kendimce. Bir ustam yok. Ustası yok ama ustalara taş çıkarıyor. Binbir emekle işliyor, çanta, hamak ve hasır yapıyor. Üstelik emeğini ücretsiz olarak dağıtıyor. Geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Vatandaşın elinde olsun, kullansın, pazar çantası yapsın, piknik çantası yapsın veya saklama kabı yapsın, çiçeklik yapsın. Mesela şunu çiçeklik olarak kullanılabilir. Plastik bağların hem doğaya zarar vermemesi hem de ziyan olmaması için sergilediği duyarlılığıyla da takdir topluyor. Bir plastiğin 1000 yıl kadar doğada çürümediğini biliyorum ve bu da beni çok rahatsız ediyor. Bunların geri dönüşümünün olması lazım. Neticede bunların hepsi bir milli servettir. Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben bu baba mesleğimi sevdiğim için eşimi gidip bu işi yapmamız için zorladım, köye getirdim. 100 koyunla başladıkları işlerini devlet desteğiyle daha da büyüttüler. Çiftlik kurup hayvan yetiştiriciliğine başladılar. Daha sonra devlet desteği alıp buraya geldik. Burayı devlet bize yaptı. Burayı yapınca davarı çoğalttık. 500, 600... Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım, evlendikten sonra baba mesleği olan hayvancılığı sürdürmek istedi. İşinde daha ileriye gidebilmek için marketçilik yapan eşini ikna etti, köye götürdü. Çiftlik kurmasına giden yol böyle başladı. Şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk Köyü'ne yerleştiler. Aldıkları 100 koyunla çadırda hayvancılık yapmaya başladılar. Çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu o zaman. Çadırda su basıyordu çadırı, rüzgar olduğu zaman sıkıntıydı, her şey sorundu. Bazen sattı, bazen de çoğalttılar. En sonunda da işlerini büyütmek için devletten 850 bin lira hibe desteği aldılar. Aldığımız hibeyle çiftliğimizi yaptık. Daha modern, daha güzel şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Allah devletimizden razı olsun. TDK'nın desteğiyle burayı yaptık. Şimdilerde kendi işinin patronu olan Ayfer Yıldırım, kadınlara da önerilerde bulundu. Herkes çalışsın, herkes kendi parasını kazansın. Herkes hani eşinin eline bakmasın, eşinden beklemesin. Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürdü, intihar etti, dedi. Korkunç cinayetin adresi Bursa. 21 yaşındaki Emirhan Şirinel, kız arkadaşıyla evlenme kararı aldı ve bu düşüncesini babası Erkan Şirinel'le paylaştı. Babası buna karşı çıktı. Bu durum baba oğul arasında tartışmaya neden oldu.
Kavgaya dönüşen olayda Emirhan Şirinel evdeki av tüfeğini aldı, babasına ateş açtı. Üstelik tüm bunları annesinin gözü önünde yaptı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığıldı. Emirhan Şirinel ise polisi aradı ve babasının intihar ettiğini söyledi. Sağlık ekipleri eve geldiğinde Erkan Şirinel hayatını kaybetmişti. Emirhan Şirinel ile annesi ifadeleri için emniyete götürüldü, çapraz sorguya alındı. Katil evlat Emirhan Şirinel suçunu itiraf etti. Babasıyla evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Baba katili olan Emirhan Şirinel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil evlat, üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. Bu kalabalık sadece bir şey için toplandı. Kahkaha atmak. Antalyalılar Dünya Mutluluk Günü'nü işte böyle kutladı. Kahkaha, kahkaha yapması için hazır mıyız? 20 Mart Dünya Mutluluk Günü. 2012 yılından beri insanların mutluluğu hatırlamaları için bugün kutlanıyor. Antalya'da da bu kapsamda bir etkinlik düzenlendi. Onlarca Antalyalı Konyaaltı sahilinde toplandı, bol kahkahayla stres attı. Çok kısa da olsa ne dertleri kaldı ne tasaları. Gelişi güzel kahkahalarla neşeli anlar yaşadılar. Yaşamayacak.